Oyunların süresini uzatmak amacıyla tüm oyunların ya açık dünya, ya Souls-like ya da Roguelike olduğu günümüzde Uncharted gibi çizgisel ilerleyişe sahip, loot arama, level kasma, skill dağıtma içermeyen sadece şelterleri kapatarak oynayacağımız oyunlara hasret kaldık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ancak ana senaryoda yeterli içeriği olmadığı için haritayı bomboş açık dünya içerikleriyle dolduran oyunlardan bana gına geldi. Bunun en büyük örneği Ubisoft oyunları. Far Cry 3'te tutturdukları formülü 2013 yılından beri önümüze sürmekten usanmadılar. Biz oyuncular da almaktan usanmadık enteresan bir şekilde. Bilmiyorum bu türün alıcısı kim gerçekten? En son oyunları Assassin's Creed Valhalla serinin en çok satan oyunu oldu. Gerçi Far Cry 6 şirket beklentilerinin epey altında kalmış. Belki de bu Ubisoft'un kendisine biz ne yapıyoruz sorusunu sormalarına neden olur. Gerçi pek sanmıyorum ya. İşin kötü yanı diğer oyun firmaları da Assassin's Creed yıllardır aynı mekaniklere sahip. Aynı bomboş açık dünyaya sahip oyunu piyasaya sürerek hasılatını her gün arttırıyor, satış rekorları kırıyor, bizim neyimiz eksik yav deyip aynı formülü uygulamaya başladılar. Arkadaşlar Halo Infinite'de bile Outpost temizliyoruz ya. Keza yeni piyasaya çıkan Dying Light 2'de de. Buna gerçekten anlam veremiyorum. Eksklusif oyunlarıyla öne çıkan Sony PlayStation bile Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn ve Spider-Man gibi Ubisoft-like oyunlar çıkardı ya. Gerçi bu oyunlar bana Assassin's Creed oyunlarından daha çok keyif verdi. Ghost of Tsushima sunduğu kombat hissiyatı ve tatminiyle. Bildiğiniz gibi oyunun %80'inden fazlasını içeren kombat mekanikleri de dahil. Ubisoft oyunları pek iyi çalışmıyor malum. Horizon Zero Dawn ise evreni, tasarımları ve dünyasıyla. Spider-Man ise... Spider-Man işte. Spider-Man hissi yüksekti. Şehirde gezinmek çok keyifliydi ve ağ mekanikleri çok iyi çalışıyordu. Ancak sıkıntı şu ki bu 3 oyun Ubisoft oyunlarıyla karşılaştırıldığı için iyiydi. Ubisoft-like'ın meh versiyonu olmaktan pek ileri gidemediler gözümde. Sonrasında Souls-like, Souls klonu oyunlar piyasaya çıktı. Hani öldüğünde son oturduğun lambaya döndüğün ve her döndüğünde mobların yeniden spawn olduğu oyunlar. Ancak bu oyunlar From Software oyunlarındaki atmosferi, yaratık tasarımlarını, kombat hissini ve ruhunu içermediği için sadece oyun süresini uzatmaktan başka hiçbir işe yaramıyorlardı. Ve sonrasında benim asla alakamın olmadığı, geçmişte haberimin dahi olmadığı bir kategori peydah oldu. Roguelike. Öldüğünde karakterinin en başa döndüğü, tüm ilerleyişinin sıfırlandığı, her oynayışta haritanın rastgele şekillendiği oyunlar hani. Zamanında NES konsolunda bunlar gibi yüzlerce oyun oynamıştım. Ancak artık bu kadar ne sabrım vardı ne de vaktim. Ancak bir itirafta bulunayım. Mobile çıktıktan sonra Dead Cells'i saatlerce oynamadım desem yalan söylemiş olurum. Game Pass ile ücretsiz gelince Hades'e de bir baktım. Tabi oyunu bir kere bitirmenin yeterli olmadığını ve her ölüşte zaten halihazırda başa döndüğümüz oyunun gerçek sonunu öğrenmek için defalarca bitirmem gerektiğini öğrenince Hades'i de oracıkta bıraktım. Buna ne vaktim ne de sabrım var. Bunların için bu kadar anlattım. Çünkü Sifu da beni bu konuda hayal kırıklığına uğrattı. Açık konuşmak gerekirse oyun çıkmadan önce oynanış videolarını izlemiş ve "Oha çok iyi oyun abi bu. Kombat hissi acayip iyi. Adam döve döve ilerleyeceğiz. Oyun dümdüz akacak. Belli bir hikaye etrafında çizgisel patikadan ilerleyeceğiz." diye düşünmüştüm. Uzun zamandır hasretini çektiğim ve biraz önce bahsettiğim sıkıcılaşmış oyunlardan uzak bir oyundu bu diye düşünüyordum. Ve oyun çıktı. Epic Games'te sağ olsun kupon saçmaya başlamışken Sifu'yu bekletmek olmazdı. Oyuna başladım. Prolog bölümü tam istediğim gibiydi. Daha ilk saniyesinden itibaren karşıma çıkan düşmanları tekme tokat dövmeye başladım. Kombolar güzel, kombat hissi tatmin ediciydi. Sekiro tarzı bir dövüş sistemi vardı. İşte tam zamanda peri yaparsanız hasar almadınız, ancak erken basarsanız staminanızın gittiği, eğer gecikirseniz hasar aldınız hani. Bunların üstüne görsellik stilize, animasyonlar epey başarılıydı. Kaplamalar öyle üst düzey olmadığı için optimizasyon da epey iyiydi. E dedim süper. Çünkü Sekiro'nun dövüş sistemine bayılıyorum ve harika. Üzerine halen çıkabilen bir oyun olmadı. Sonrasında işin içine sopa, levye, cam şişe falan da girince dövüşün keyfi zirveye çıktı. Düşmanların fırlattığı şeyi havada yakalayıp geri fırlatmak falan da acayip iyiydi. Herkes döve döve bölümün sonuna geldim ve boss dövüşüyle bölümü bitirdikten sonra işte dedim, aradığım oyun bu. Sonrasında oyunun birinci bölümüne başladım. Senaryo gereği prolog bölümünde en son seviye eğitimli bir dövüşçüyü kontrol ederken birinci bölümde 20 yaşında tecrübesiz bir karakterle oyuna başlıyoruz. Oyunun hikayesinde öyle acayip bir şey yok, klasik bir hikaye ama hikayeye dair bir spoiler vermeyeceğim. Birinci bölümün ortalarına doğru prologdaki kombatın prologdaki gibi hissettirmediğini fark ettim. Oyun sanki biraz zorlaşmıştı ama hani tadında bir zorluktu halen. Ta ki oyunda ilk kez öldüğüm ve oyunun roguelike olduğunu anladığım ana kadar. Oyunda öldüğümüzde yaşınız ilerliyor ve buna bağlı olarak exp kazanıyorsunuz. Bu exp'lerle yeni skill'ler açıyorsunuz. Her bölümün başından sonuna kadar belli miktarda ölme hakkınız var. Ve aklınızı bitirirseniz bölümün ta en başına dönüyorsunuz. Oyunda ilerledikçe her koridor öncekinden daha zor hale geliyordu. Ve buna paralel olarak yeni kombolar da açılıyordu. Koridor demişken oyunda bir sahne var ki
Aman Allah'ım. Oldboy'daki klasikleşmiş, ikonlaşmış o koridor dövüş sahnesini hatırlayanlarınız olacaktır. İnanılmaz bir sahneydi. Bu sahnenin aynısı oyunda yer alıyor ve bu gerçekten inanılmaz hissettirdi ya. Arkadaşlar oyun süper diyordum o an. Her neyse, Oldboy konusunu bırakıp hemen konumuza geri dönelim. Oyun ilerledikçe her koridor öncekinden daha zor hale geliyordu demiştik. Üstüne yeni kombolar da açıyorduk. Ancak işin garibi bu komboların gerçekten çok garip tuş kombinasyonları vardı. Şöyle anlatayım. Oyunu Xbox Gamepad ile oynuyorum. Normalde oyunlarda kombolar A, B, X, Y, L, B, L, T, R, B, R, T tuşlarıyla yapılır. Ancak Sifu'da analoglarla yapılan kombolar da var. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama sol analogu öne arkaya aynı anda ittirip X'e, Y'ye basma gibi kombolar var. Yapması gerçekten zor ve gamepad'in sağlığı için gerçekten çok zararlı. O kadar Souls-like oyunu oynadım. Ancak Sifu'da eğer bu böyle devam ederse bu gamepad kesin bozulur diyordum. Hatta oyunu oynarken gamepad'in seslerini duyan eşim bile ne oluyor diye odaya bakmaya geldi. Siz düşünün yani. Dedim bu böyle olmaz. Klavye mouse ile belki daha kolay olur dedim. Klavye mouse'a geçtim. Ancak klavye mouse ile hiç olmuyormuş arkadaşlar. O zaman sen de o kadar fazla combo yapma diyenler olacaktır belki ama oyun bir yerden sonra o kadar zorlaşıyor ki bütün tuşları, bütün komboları, bütün defans hareketlerini birlikte yapmanız gerekiyor. Birinci bölümün sonunda defalarca ölüp son boss'u geçtiğimde 41 yaşıma geldiğimde ise bu oyunun gerçekten zor olduğunu kabullendim. Ancak haklarım bitmeden birinci bölümü tamamlayabilmiştim. Yani bir şekilde akıyordu. Ancak ama burada büyük bir amamız var. İkinci bölümün ortalarında tüm haklarımı kaybedip bölüme en baştan başlamam gerektiğini fark ettiğimde hem oyunun beklediğim gibi çıkmaması hem de gamepad'e bir şey olacak mı korkusuyla oyunu maalesef bıraktım. Bu oyunda beklentim çizgisel bir hikaye dahilinde sınırsız kombolar yaparak keyifle düşman dövmekti. Ancak bu oyunun süresini uzatmak uğruna videonun en başında bahsettiğim yanlışlara düştüğünü gördüm. Türü seviyorsanız ve bu oyun bana sökmez, aynı bölümü defalarca oynarım, karakterimi güçlendirip gelirim diyorsanız oyun çok iyi olan dövüş sistemiyle sizi kesinlikle üzmeyecektir. Ancak öncesinde uyarımı yapayım. Şimdiden yeni Game Pass siparişi vermeyi unutmayın. Oyun bitince ihtiyacınız olacak. Oyun sadece Epic Store ve PlayStation Store'da bulunuyor. Epic'te 69 TL, buna ek olarak sepette 200 TL üzerine 130 TL indirim kuponu kullanma şansınız da varken PSN'de 379 TL olması sadece komik. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sifu ile ilgili deneyimlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Her yoruma yanıt veriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, içerikler de hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın. O değil de 379 TL ne ya Sayın PlayStation. Hoşçakalın. Kıvata